Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün konumuz malum Galatasaray-Fenerbahçe derbisi. Bu hafta bir kez daha şahit olacağınız müthiş bir doğa olayı. Bu derbide her taraf sarı kırmızı ve sarı lacivert bayraklarla bezenecek. Ligin başından beri beklenen bu rekabet çoktan televizyonlarda, sosyal medyada, sokakta ve evde gündeme oturdu bile. Galatasaray şimdiye kadar iyi gidiyor. Fenerbahçe 2017'nin son derbisini oynayacak. Kim kazanacak? Masaya oturdunuz. Konu açıldı. Ne diyebilirsiniz? Galatasaray'da keyifler yerinde. Kesin kazanacak. Galatasaray geçen yılda iyi başladı, sonra fıs oldu. Fenerbahçe bu havayı söndürecek. Bir kere Fenerbahçe'nin bu galibiyete çok ihtiyacı var, saldıracaklar. Ama Galatasaray'ın da saha avantajı var. Alırlar bu maçı. Saha avantajı. Galatasaray maçlarını Türk Telekom stadında oynuyor. Bu maç da orada oynanacak. Böyle durumlar için iç sahada oynayan takımlar daha avantajlı görünür. Galatasaray için alışık olduğu bir ortamda, taraftarının baskın olduğu, kendi evinde oynadığı bir maç. Galatasaray kazanmayacak. Kazanırsa puan farkı çok açılır. Lig zevk vermez. O yüzden kazandırmayacaklar algısı var. Ben böyle bir şey düşünmek istemiyorum. Zaten daha var 25 hafta. Toplamda bakıldığında Fenerbahçe daha fazla kazanmış, daha fazla gol atmış. Ama mesele derbi olunca tahminde bulunmak pek kolay değil. Derbilerin favorisi olmaz derler. En sık duyduğumuz tabirlerden biri ezeli rekabet. Ama işin içinde dostluk da olmalı değil mi? Var da. Mesela Galatasaray'ın efsane futbolcularından biri Metin Oktay, taçsız kral. Jübilesini, yani oynayacağı son maçını Fenerbahçe'ye karşı oynamak istemiş. Fenerbahçeli yöneticiler de gitmeden bir kere de bizim formamızı giy demişler. Metin Oktay'ın cevabı şeref duyarım olmuş. Maça başlarken kendi formasını Can Bartu'nunkiyle değiştirmiş, iki futbolcu 10 dakika rakip takımlarda oynamışlar. Bir yanda aslanlar, diğer tarafta sarı kanaryalar. En sevdiğim şey de maçlardan sonraki karikatürler. Aslan kanaryayı yakalamış, kanarya devleşmiş aslanı dövüyor falan. Galatasaray'ın en farklı galibiyeti 7-0 ama 1911'de. Fenerbahçe'nin en farklı galibiyeti 6-0, bu maçta 2002-2003 sezonunda oynanmış. Ligimizde her maçta olduğu gibi derbilerde de hakemler sık sık, hatta hemen hemen her derbide konuşulur. Bazı durumlarda hakemin hatalı olduğuna ben de inanıyorum. Ki zaman zaman buna inanmak işten bile değildir. Ama bence siz yine de masada bu konuya biraz ılımlı yaklaşın. Hakem yanlış karar verse de topçu golünü atsın deyin. Neticede hakemlerimizin de insan olduğunu unutmamak gerek. Takıma göre, taraftara göre, maçın oynandığı stadyuma göre hakemlerin etki altında kaldığını söylemek yanlış olmaz. Bu noktada maçın ardından hakem de çok fazla baskı altında kaldı gibi cümleler duyabileceğiz. Bu derbiyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. FIFA kokartlı hakemimiz. Hiç kimse unutmuyor, siz de unutmayın madem. Şöyle diyeceksiniz. Cüneyt Çakır Antalya Spor maçında Fener'in golünü vermedi ya. Golü detaylandırmak gerekirse sol rövaşata attı hani. İki takımdan birer şifre isim bilelim. Galatasaray'da Gomis'ten girebilirsiniz konuya. Attığı goller çok konuşulduğu için kesin Fener'e de bir tane atacak diyebilirsiniz. Ya da yok arkadaşım Fener'e atamaz dersiniz. Tarafınız neyse artık. Bu arada Gomis Fenerbahçe'ye gol atarsa gerçek Galatasaraylı olacak. Çünkü bu derbilerde bir gelenektir. Gerçi takımda şu an tek gerçek Galatasaraylı var. O da Selçuk İnan. Fenerbahçe için bu isim Valbuena olsun. Ama Valbuena golcü değil. Masada Valbuena için söyleyeceğimiz şey, Valbuena'nın hızına yetişecek adam mı var Galatasaray'da? Ya da yine tarafınıza göre Valbuena daha Türk Telekom stadını görmedi. Zira kendisi Türk Telekom stadına ilk kez gelecek. Son olarak bütün bunlara şahit olmak bir yerden bakınca çok eğlenceli. Kazanmak güzel, kaybetmek üzücü ama bu ne ilk maç ne de son. Daha güzellerini izleyebileceğimiz maçların olması için sahada olanın sahada kaldığı, aklımızda harika gollerin, çalımların, tribünlerden yükselen coşkulu seslerin tınısının kalmasını diliyor ve bitiriyorum.